çok yoğunum, yemek yapamıyorum bahanesiyle çok yoğunum, spora gidemiyorum bahanesi aynı. Kendisi yemek de yapmıyor, spora da gitmiyor ama maşallah fitliğini koruyor yani. Cüneyt, çekiyor musun? Çünkü Cüneyt sen yiyeceksin bunu. İyi çekersen Şirin Baba'yı sen de görebilirsin. Galatasaray televizyon ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Sarayın Yıldızları'nda bu hafta çok iyi bir Galatasaraylı'nın yanındayız. Bir yıllık aranın ardından Arda Türkmen yeniden Sarayın Yıldızları'nda. Arda hoş geldin diyeceğim. Sarayın aşçıları. Sarayın aşçıları, biz de hoş geldik aslında. Vallahi esas siz hoş geldiniz değil yani. Mi? Üçüncü programımız. İlk programda bir kurabiye yapmıştık diye hatırlıyorum. İkinci program mükellefteydi. Daha evet. Sohbet ağırlıklıydı. Bugün ikisini birden yapacağız. Hem muhabbet hem yemek diyorsun. Hem yemek yapacağız. Aynen. Ne yapacağız bugün? Aç kalmayı sevmiyorsun diye sen. Hiç. Şekerin düştüğü zaman böyle sinirleniyorsun, kızıyorsun diye. Şöyle güzel bir fırın makarna yapalım dedik. Hem hızlı hem kolay, pratik, lezzetli. Süper. Makarnayı zaten hepimiz çok severiz. Severiz. Bir de bu fırın makarna olacak. Böyle biraz içine kurutulmuş domates koyacağız. Oh. Muskatla tatlandıracağız. Üstüne bu panko dedikleri Japonların ekmek kıtırından koyacağız falan. Böyle güzel bir şey yapacağız yani. Tabii burada evde tek yaşayanlar da, arkadaşımız Ali dahil, izlesin bu tarifi diyoruz. İyi, iyi izle Ali. Aynı zamanda biliyorsun Galatasaray dair de bir yılda birçok şey değişti. Aslında biraz öyle başlayayım istiyorum. Hadi seninle. Hadi başlayalım. Geçen sene de güzel bir program olmuştu, enine boyuna konuşmuştuk ama sezon başında yeni değişen bir takım, yeni transferler. Daha sonrasında biliyorsun teknik direktör değişikliği oldu, Fatih Hoca yeniden yuvada. Bu sezonu böyle baştan aşağı nasıl değerlendirirsin diye sorayım sana. Ya aslında zor çünkü bir takımı baştan aşağı değiştirmek özellikle futbol gibi bir oyunda çok riskli. Yani mesela basketbolda hadi buna az çok alışığız. Kadro her sene birçok basket takımında öyle kadro komple değişiyor ve orada yani coachingle ve bir şekilde oyun bilgisiyle işi kotarıyorsun. Futbol çok beraber oynanması gereken bir oyun. Bu sebepten dolayı da hani bütün kadroyu değiştirip 10 tane yeni futbolcuyla sahaya çıkmak hakikaten kolay bir iş değil. O yüzden bu sene yani ilk başlarda biraz zorlandık. Sonra ivmeyi aldık. İşte sezon bitişine doğru biraz daha tökezler gibi olduk ama maşallah iyi gidiyor yani. İyi gidiyor değil mi? Yani gidiyor, aslında bu yeni transferlerden sonra hep zamana ihtiyaç vardır derler. Çok da fazla onlar için bu zamana gerek olmaz diye düşünüyorum ben. Ben şey diyorum bizim arkadaşlar arasında. Bizim oyuncular rodajdan çıkmış geldiler. Direkt evet. Yani anladın mı? Direkt tabii. Dördüncü viteste geldiler. Beşe çıktılar. İkinci yarıda altıncı vitese atarsak biz götürürüz bu işi. Aynen öyle. Tabii Fatih Terim'in gelişinin ardından da evet. Tüm taraftarlar oldukça mutlu. Eminim sen de mutlusundur. İkinci yarıda da çok enteresan maçlar bizi bekliyor bence. Yani kaotik bir ortam olmadığı sürece bence biz başarılı oluruz bu sene. Evet. Bu kaotik ortamı da şu an Fatih Hoca'nın gayet iyi çözebileceğini düşünüyorum. O yüzden ikinci yarıya dair umutlarım yüksek. Peki maçlara geliyor musun? Yani aslında geliyorum. Yoğunsun, yani ama... benim biliyorsun sen yıllardır hep kombinemi alırım ve sürekli olarak maçlara gelirim. Fakat bu sezon nedense sadece 3 maça gelebildim koskoca sezonda. Çünkü deplasmanda olduğumuz hafta İstanbul'dayım. İçeride oynadığımız hafta mutlaka şehir dışında bir işim var. O yüzden böyle bir acayip bir durumdayız. Hangi maçlara geldin? Oo, çok güzel soru. Karabük maçına geldim. Akhisar maçına geldim. Karabük maçına geldim. Bir maça daha geldim. İlk ama maç olabilir mi? Kayseri Spor olabilir belki. Alanya Spor olabilir. Evet. Kayseri maçına geldim. Tebrik ediyorum. Kayseri vallahi helal olsun için. Ya. Benden iyi biliyor hangi maça geldiğimi. Tebrik ama ediyorum. Ama tahmin ediyorum. Evet, hani sezonun ilk maçıdır. Bir yeni transferleri görmek için bayağı da kalabalık bir maçtı. Zaten bu sezon seyirci de muazzam biliyorsun. Ya son maça gelemedim. O bayağı kalabalıkmış tribün. Tabii. Ve hani 3-1 güzel skor. Aynen. Güzel oldu. Güzel, yani güzel. Fatih Hoca ile birlikte güzel bir başlangıç oldu tabii ki. Özellikle de geldiğim maçlar aslında hem geri dönüşlü maçlar olduğunu düşünüyorum. Akhisar Spor maçı evet. 2-0 geriye düşmüştük. Dan dönüş maçı. Aynen. Güzel maçtı. Fakat o maçı kazanacağımıza dair en ufak bir şüphem yoktu benim biliyor musun? Aynen. Çok ilginç yani. Hani kırmızı kart olmadan önce de yani rakip kırmızı kartla eksik kalmadan önce de ya biz bu maçı kesin döndüreceğiz diyordum ama ne diyeyim hani malum mu oldu nasıl olduysa bir şekilde hakikaten döndürdük maçı. Yani döndürmek en azından
Yani bence aşırı zor olmadı. Hele bir de rakip 10 kişi kalınca daha da kolay oldu. İç sahada oynadığımız maçlarda zaten uzun zamandır yenilmiyoruz. Seyircinin desteğiyle bambaşka bir atmosfer oluyor o kesin. Karabük Spor maçı da öyleydi biliyorsun. Maiko'nun son dakika golü. Ya evet ya. Rakip takıma verilen penaltı. İnanılmaz maçlar yaşadık ilk yarıda. Orada da bir acayip olduk yani. Değil mi? Yani şöyle benim geçmişimden bugüne kadar gittiğim maçlardaki o son dakika golleri, geri dönüşler, o tribündeki coşku filan. Yani ta işte Kopenhag'a kadar gittiğin zaman hani hep oraya gidiyor ya böyle yaşlılar oralara gider ya o eski yıllara doğru. Yani o bir de çok şanslıyım hep benim önümde oluyor. Ya ben mesela hangi kaleye yakınsam hep benim önümdeki kaleye gol son gol oluyor bir şey oluyor falan filan. Şanslısın. O konuda şanslıyım yani olayı yakinen takip edebiliyorum. Bir de böyle sezonlarda böyle maçların önemi daha sonrasında fazlasıyla da anlaşılır diye düşünüyorum. Maiko'nu biliyorsun bir savunma oyuncusu 5 tane golü var. Evet ya adam ilk bir şeyde devrede 5 gol attı. Fakat çok ilginç hani aslında futbolda istatistikler yanıltıcı olabilir ama diğer Avrupa takımlarında da aynı şeyi görüyorsun. Mesela defans oyuncuları özellikle bekler bir sezonda 5-6 gol üretebiliyorsa aslında o takımdaki renkliliğin göstergesi. Tabii, ve hani zor zamanlarda skoru döndürebilecek. Yani demek ki yan toptan gol atabiliyorsun ki Maicon duran toptan sadece gelişine vurmuyor yani hani tabii. Duran topa yaradana sığınıp vurmuyor yani bayağı güzel ve teknik kapasitesi yüksek vuruyor. Bunlar önemli katkılar. Kesinlikle. Yani senin aslında geniş yelpazeni gösteriyor. İyiyiz ya. İyi gidiyoruz vallahi, yani. İyi gidiyoruz. Maşallah. Senle böyle futbolu ana hatlarıyla konuşmayı seviyorum. Çünkü çok iyi bir izleyicisin. Çok iyi de biliyorsun. Geçen sene de konuşmuştuk. Orada kuru domatesleri de doğradın. Ben ne severim domatesleri. Valla domates. Sever misin? Çok severim. Ya kuru domates çok aromatik. Çünkü hafif tuzla beraber kurutuluyor. Ve eğer iyi bir domatesten kurutulmuşsa, yani kaliteli bir domatesten kurutulmuşsa acayip lezzetli bir şeydir. Bizim yapacağımız makarnada da zaten sadece peynirler var ve kuru domatesten alacak tadını. Çok o yüzden düz ama lezzetli bir iş yapacağız. Ben mutluyum görüyorsunuz. Evet, evet. Yemek yapıldığı için çok mutluyum gerçekten. Birazdan yiyeceğimiz için makarna da pişiyor galiba. Yavaş yavaş pişiyor. Şimdi bunu birazcık pişirdikten sonra kenara yani aynı tencerenin içerisinde başka bir tencere kirletmeden süzeceğim. Bu tencerenin içerisinde bunun hafiften beşamelini yapıp sonra makarnayla karıştırıp işi bitireceğiz. Oh kısa ya. Kısa. Biz bu arada tabii ki sohbetimize de devam ediyoruz. Az önce Kopenhag'dan bahsettim. Dolabın üstünde de ben şöyle yavaş yavaş geri gidiyorum. Konuşalım istiyorum. Geçen sene de konuşmuştuk. Bugün konuştuk elimizde da, evet. Biletler elimizde. Arda bugün unutmamış biletleri de getirmiş. Getirdim. Çok güzel oldu. Kopenhag finalinin bileti çok değerli kesinlikle aynı zamanda. Bu da Süper Kupa'nın Süper finali. Süper Kupa Monaco'da 2000. Bunun birazcık şeyi uçmuş ne denir? Herhalde kağıttan dolayı mürekkebi falan uçmuş yani gözüküyor şey evet. Oldu ama bu gayet net duruyor. Bunu daha önce de anlatmıştım ama bu Kopenhag maçı benim için çok acayip özel bir maç. Yani zaten giden bütün Galatasaraylılar için özel bir maç. Tabii. Fakat gittim böyle 24 saat içinde çok acayip şeyler yaşadım çünkü sabahleyin saat 6'da evden çıktım. Ertesi sabah saat 6'da İstanbul'a geri dönmüştüm. Gittik dımdızlak döndük böyle işte bir UEFA şampiyonu olarak filan. Böyle orada acayip kaotik dakikalar yaşadık filan. Tivoli meydanı, stadın içine gir çık filan. Bir de hele yani o son penaltı golü de benim önümde oldu tam. Böyle golü attığı anda bir anda böyle 12 sıra aşağı gittik. Tabii. Ben hiç tanımadığım bir adamla böyle sarmaş dolaş öpüşüyordum filan. Gol filan. Ne olduğumuzu şaşırdık yani ama çok acayip bir duyguydu. Hiç tanımadıklarının o sarılma anı vardır kesinlikle. Evet. Ben de onu şöyle hatırlıyorum. Biliyorsun 16 dakikadan sonra şampiyon olduğumuz evet. Sene evet. Vardı. Ben de orada kapalı tribündeydim. Orada benim gittiğim arkadaşlarımla hiç tanımadığımız insanlarla sarıldık. Çünkü orada bambaşka bir duygu yaşıyorsun. Tam bir aile ortamı var ve gerçekten çok mutlu oluyorsun. Aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi ben de gol atsam ve etrafımda sen varsan sana sarılmayı tercih ederim tabii yani. O sana sarılın için bence unutulmayacak bir andır yani ya, öyle düşün en azından. Ya gerçekten o anlar bambaşka oluyor. Böyle anları da çok yaşadık tabii tarihimizde. Ya o maçta... Bir yıllarca hem Galatasaray TV hem de bazı spor programına jenerik olmuş böyle oturup hüngür hüngür ağlayan bir adam görseli vardı. Böyle hani şeyin üstüne oturmuş evet. Ön tarafı hüngür hüngür. O benim arkadaşım ve benim çaprazımda oturuyor. Gerçekten yani. Tabii, 16 dakikayı beklerken aynen, değil mi? Beklerken hüngür hüngür ağladı. Benim o 16 dakikadaki totemim de çok ilginçti. Şimdi duruyorum. Oturdum yerime, ellerimi böyle ellerimi bu şekilde ağzıma yüzüme burnuma kapattım ve böyle bekliyorum tamam mı? Önümde de birisi ayakta duruyor. Böyle bacakları açık. Bacaklarının arasından sahadaki bir noktayı görüyorum böyle. Ve ben oraya kilitlendim bak. Hiç
15 dakika boyunca millet diyor ki abi inşallah kazanırız filan. Hiç ben konuşmuyorsun. İnşallah bitmiştir hiç filan falan böyle. Yani son yani hiç gözümü kesmeden o noktaya kilitlendim. Evet. 15, 17 kaç dakikaysa artık. Bitti millet seviniyor. Ben hala garanti olsun diye diyorum ben bir iki dakika daha durayım burada filan. Bu işte bitmiş maç şampiyonu sağ ol. Yalnız ben de öyle garanticiyim. Evet. Yani biraz daha bir beklerim sakince. O maçta ben şunu hatırlıyorum de meşallerden saçım şöyle bir tutam elimde kalmıştı. Şaka yapıyorsun. Tabii. Abo. Ama feda olsun. Değil mi? Yani o sevince çok, feda olsun. Ama çok acayip bir... Yani o gün de çok acayip bir gündü. Ya bizim tarihimiz böyle bayağı acayip günlerle dolu aslında. Aynen şimdi öyle. Fark ediyorum. Kesinlikle bunu. Öyle. Yani bu bakımdan çok şanslıyız. Vallahi şanslıyız. Evet şimdi süzüyorsun. Şimdi bunu süzeceğim çünkü dirsek tamam. Makarnadan yapıyoruz ve dirsek makarnalar hafiften haşlandı. Ondan sonra direkt bunun içerisinde ya şu şurada dursun. Direkt bunun içerisinde beşameli yapmaya başlayacağım. Beşamel için bir tane çok temel ölçümüz var bizim normalde. Birebir ölçü dediğimiz. Yani ne kadar tereyağı koyuyorsan o kadar un koyarak işe başlaman lazım. Yani eğer bir yemek kaşığı tepeleme tereyağı koyuyorsan evet. Bir yemek kaşığı da tepeleme un koyacaksın. Beşamelin altın ölçüsü genellikle budur. Ondan sonra da bu ikisini güzelce kavuracaksın. Mesela şöyle. Şöyle evet. Attık. Sonra bunları kavuruyoruz. Birebir yani aynı ölçüde. Tabii yani örnek veriyorum mesela 4 kaşık tereyağı koyuyorsan 4 kaşık un koyacaksın. En temel ve doğru beşamel başlangıcı bu. İşin içine koyacağın süt miktarı ise tamamen değişkenlik gösteriyor. Yani çok sıvı bir kıvam istiyorsan sütü birazcık daha fazla koyarsın. Daha biz az sıvı bir kıvam istersin. Nasıl bir kıvamda yapacağız? Hiç fark etmez çünkü süt ısıyla beraber buharlaştığı için çok bile koysan yavaş yavaş böyle karıştıra karıştıra kaynattığın noktada kıvamını birazcık katılaştırabilirsin. Biz aşağı yukarı 1,5 su bardağı kadar süt koyacağız bunun içerisine. Şurada 1,5 su bardağı. Orada biraz daha fazlası var. Göz kararı hafiften koyacağız. Eminim ki kardeşim de bu programı izliyordur şu an. Çünkü senin aşırı fanatik bir takipçin diyebilirim. Onun da çok merakı var aynı zamanda. Hatta yani senin televizyonda verdiğin tüyoları bana söylemiyor yani. Tebrik ediyorum. Öyle de bir şey. Bu konuda da tüyolar alacaktır diye düşünüyorum. Fakat işin ilginç tarafı yani televizyondan aldığı tüyoyu ablasına söylememek bence ilginç bir detay olmuş. Evet. Bir tek ben güzel yapayım diye. Geçen sabah işte bir omlet yapıyorduk ama benden gerçekten çok daha iyi yaptı. Utandım. Biliyorsun. Evde böyle bir rekabet olması ilginç olmuş tabii. Gerçekten. Geçen sene de konuşmuştuk zaten seninle. Yemek yapmayı ne kadar sevdiğim ama maalesef yoğun koşturmadan çeşitli bahanelere sığınarak hiç yapmadığımı. Evet. Ama yemek, burada da görünce yemek yapmayan hanımların geliyor. Genellikle en büyük bahanesi fazlaca koşturmak aynen. Oluyor ama bir şey diyemiyoruz. Ama annem sağ olsun. Annem yüzünden yapmıyorum bir taraftan evde, da. Evde bir anne silahı varken onu kullanmak lazım. Kesinlikle. Bak bu da muskat. Evet. Muskat özellikle beşamel tarzı soslara, sütlü soslara ve benzerine çok yakışan bir baharattır. Mis gibi koktu zaten. Aynen. Onu ekledikten sonra da direkt olarak sütü ekliyorum. İşte burada birazcık daha şöyle 1,5 su bardağı kadar aşağı yukarı bu. Sonra da hafiften karıştırarak bunun kıvamını yavaş yavaş tutturmaya başlayacağım. Birazcık da tuz ekledim bir işin içine. Bu iş tamam. Tamam. Ve tutam da tuz. Evet. Karıştırmaya sen devam ederken yine Galatasaray'la ben de devam edeyim istiyorum. Tamam. Gomis'i nasıl buluyorsun? Ya Gomis çok acayip adam. Ben sana şöyle söyleyeyim. Gomis ben Premier Lig'de oynarken izliyordum ve diyordum ki ya bizim böyle bir adama ihtiyacımız var. Çünkü havadan, yerden bir kere şey çok ilginç onu hissedebiliyorum. Yani bence o bir sevgi insanı. Ne demek istediğimi anlatayım. Eğer böyle şey bir ortam bulursa böyle yani sevginin çok olduğu, sevildiği. Tribünlerle evet şey yapan, takım içinde uyumlu, iyi arkadaşlar olan bir insan bir ortam yakalarsa bence o çok başarılı olacak bir çocuk. Yani çok kabiliyetli bir adam ve hırslı ve istekli. Zaten bence izleyen herkes en çok da bunu görmek istiyor. Yani bir oyuncunun sahaya yansıttığı o hırsını, isteğini, tutkusunu, tabii. Forma için mücadelesini, kazanmak için mücadelesini görmek istiyor. Takip herkes ediyor musun istiyor. Sosyal medyadan? Sosyal medyadan takip ediyorum. Güzel gülüyor böyle. Çok eğlenceli bir gülüşü var ve gözlerinin içi gülüyor. Ve aynı zamanda biliyorsun çalışmalarını antrenmanın öncesi sonrası sürekli çalışıyor. Yani biz onu sürekli spor salonunda çalışırken görüyoruz. Zaten attığı gollerden, takıma katkısından da belli. Galatasaray taraftarı ilk geldiği günden bu yana onu çok sevdi biliyorsun. Aynı zamanda Sen Olsan Bari şarkısı da evet. Statta çalıyor. Biz de eğleniyoruz gerçekten. Güzel de oluyor.
Çok başarılı, çok da mütevazi bir futbolcu. Çok çalışkan, çok iyi niyetli. Galatasaray'a da büyük katkısı vardır. Hatta son maçta, şimdi biz attığı gollerden bahsediyoruz ama son maçta gol atamadı ama Göztepe maçında. Evet, o maçta da çok iyi oynadığını düşünüyorum ben. Yani hem o işte ilerideki nokta santrafor, hem indirdi, hem sağa sola yaptığı servisler. Tabii çok yetenekli bir takımız aynı zamanda ama senin de eminim ki çok beğendiğin, daha ön plana çıkartacağın isimler vardır bu sene. Gelen yeni transferlerden olsun ya da performansını beğendiğin kimler var? Vallahi ben gerçekten samimiyetle Maicon'u beğeniyorum. Serdar Aziz'in kendi kapasitesini bu sene daha çok ortaya koymaya başladığını düşünüyorum. Fernando iyi bir oyuncu. Ve şöyle hani tam mevkisinin adamı. Ekstra gösterişe ve böyle fazla şova girmeden gayet işini iyi yapıyor. Feghouli'nin müthiş zehir gibi akıllı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani saha içinde hani fiziksel kuvveti eyvallah ama müthiş bir oyun zekası koyduğunu düşünüyorum. Ya aslında hakikaten kötü oyuncumuz neredeyse yok denecek kadar az bu sene. Gerçekten çok iyi isimler kadroya katıldı. Tabii bir taraftan bakıldığında bu arada neler oluyor? Bu arada şimdi bak sos iyice kıvamlandı. Yani böyle yoğunlaştı. Evet. İçerisine böyle bir bardak kadar cheddar peyniri koyuyorum. O cheddar peyniri de bunu iyice bir kıvamlandıracak ve kurutulmuş domatesi şu anda işin içine ilave ediyorum. Azıcık ben de koyayım. Çorbada tuzun bulunsun. Ben yaptım dersin. Evet. Değil mi? Ben de katkı verdim. Dersin. Aynen. Hemen. Hepsini bunun karıştırdıktan sonra makarnayı da işin içine ilave edeceğiz. Burada hafiften. O da biraz daha limonlaştı herhalde. İşte artık bizim elimiz yanmıyor. Alışınca insanın eli yanmıyor artık. Sonra bunun hepsini karıştırıp birazcık daha kıvamı bağlayıp bu tabağın içine koyacağız. Üstünün peynirini ve pankosunu ilave edeceğiz. Hı. İş bitecek. Gayet de basit. Bu kadar. Bu kadar tabii canım. Öyle. Ne öyle yaptık? Çok yani uzun uzadıya bir zorlayıcı bir tarif değil. Ya zaten bakalım, aslında bakarsan hepimiz yoğun ve aktif olarak çalışan insanlarız. Evet. Ve hiç kimse böyle evde oturup 3,5-4 saat yemek yapamıyor. Yani annelerimiz evet yapıyorlar ama senin, benim ve gündelik hayat koşturmacısı çok olan insanların gerçekten böyle bir vakti yok. O yüzden daha böyle pratik, daha kolay ama lezzetli yemekler yapmak aslında mümkün. Kıvam bu gördüğün gibi. Evet. Cazip gözüküyor. Cüneyt çekiyor musun? Cüneyt çekiyor musun? Çekiyor musun? Cüneyt bunları çekmen çok önemli. Cüneyt. Çünkü Cüneyt sen yiyeceksin bunu. İyi çekersen. En büyük payı sen yersin. Şirin babayı sen de görebilirsin. Ondan evet, sonra bunu böyle bu şekilde. Gerçekten kolaymış. Tabii ya kolay. Yani ondan sonra bunun üstüne şu birazcık pankodan. Hadi onu da al sen gezdir. Şöyle. Üstüne mi? Evet şöyle. Bolca gezdir, bolca. Korkma. Bolca. Korkma. Elini korkak alıştırma. Vallahi sen çok yemek yiyor musun? Ben sana sorayım. Çok yemek yiyorum. Nerede hani? Hiç görmedik. Mükellefe yani, geldiğim bir gün seni çağıracağım. Arada bir restorana geldiğin zaman yiyorsun. Ben ama bu arada de devam görmedim. Edeyim mi? Peynirin de üstüne. Üstüne. Fark etmiyor. Aynen. Hepsini koyacak mıyız? Yok böyle bolca kenarına, köşesine koy. Ondan sonra da atacağız fırına. Şöyle al şöyle bir kenarından. Ha. Elini korkak alıştırma ya. Bir anda. Oldu mu? Tamam oldu. Şimdi bunu fırına atacağız. Üstü hafiften renk alana kadar 190-200 derecelik fırında kalacak. Ondan sonra da çıkartıp servis edeceğiz. Yaklaşık İşlem kaç dakika oluyor? Yani yaklaşık 15 dakika falan. 15 dakikada dakika. O iş tertemiz olur. Süper. Biz sohbetimize devam edelim. Tabii. Sen neler yapıyorsun? Vallahi ben çok bu ara gerçekten hakikaten yoğun çalışıyorum. Yani bu sezon çok hareketli geçiyor. Çünkü hem Arda'nın mutfağını çekiyoruz. Hı hı. 8. sezon ki bence bir yemek programı için büyük bir başarı. 8 sezon ekranda kalmak. Tabii. Bu sene Arda ile omuz omuza diye yeni bir konsepte başladık. Hı hı. Omuz omuza bir misafirimizi mutfağa alıyoruz. Onunla beraber yemek pişiriyoruz. Fakat o benim yaptığım yemeği görmüyor. Ve sadece benim komutlarımı ve direktiflerimi dinleyerek benim yaptığım her şeyi birebir yapmaya çalışıyor. Fakat bu tabii çok mümkün olmuyor. Bazen hani çok kafasına göre bir şeyler yapıyor. Tarif bambaşka bir yere gidiyor. Kaotik bir ortam yaşanıyor. Ondan sonra ocakta ateşler, işte bağırış çağırışlar falan. Panikleyen oluyor, sinirlenen oluyor, işte gülen oluyor. Çok iddialı olanlar da oluyor, onu da gördüm. Ben Arda'dan daha iyi yaparım diyenler de oluyor. Doğru, öyle talihsiz beyanatlar verenler oluyor gerçekten. Sonra kendileri o talihsiz beyanatlarıyla en sonunda yüzleşiyorlar. Ama zor yani onu yapabiliyor olmak. Arda ile omuz omuza hoş geldiniz. Bu hafta mutfağımın konuğu misafiri Bülent Çakrak.
Ne oluyor ya? Ortadan ikiye kesiyoruz soğanımızı. İnşallah bir soyalım, onu da yapacağız. İki tanesi haşlanmış, haşlanmış olanların şu uç kısımlarından koparmanı istiyorum Larisa. Yumurta. Hayır, kuşkonmaz. O kim ya? Kuşkonmaz yeşil olan, tezgahın üstünde, ince uzun. Ha tamam kuş tamam. Kuşkonmaz bak. Arda, ağaç gövdesi yapıyorum, pasta yapacağım insanlara ve 25 dakikada bunu yapmam gerekiyor. Yani, yapıyorsun ne işte. Ne bekliyorsun? Ha, yapıyorsun ya, daha ne yani? Ben bu adamla çalışmak istemiyorum. Aşırı eğleniyorum şu anda ya. Gerçekten mi? Allah çarpsın. Tamam. Geri kalan kırmızı soğan var ya. Ha. Hani yarısını kesmiştik, yarısı duruyordu. Aha. Ha. O geri kalan kırmızı soğanı da yine aynı şekilde ince ince doğra. Hazır. Yani bak seninki büyük ihtimalle klasik sanat, benimki modern sanat. Yani ilk bakışta belki anlayamayacaksın ama ileride anlayabileceğin bir yapıt. Aslında gerçekten yani bir başyapıt ya. Hakikaten yani böyle bir ama bardak un. Bana programda şey. Bir bardak un, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, yarım bardak kakao. Nereye oturtuyorum? Turdolu şeyin içine. Tenç. Abo. Çıplakta bir Bülent Şakrak 10 kaplan gücünde dediler senin için bana. Tempura sebzelere geçiyoruz Bülent. Tempura sebzeler ne demek? 5, 4, 3, 2, 1 ve evet Melisa hadi servis. YouTube'la ilgili bayağı bu sene çalışmaya başladık. YouTube için çok ciddi içerikler üretiyoruz. Hı hı. Çünkü sosyal medyanın ve YouTube'un yeni bir iletişim platformu olduğunu düşünüyoruz. Tabii. Ve orada da olmamız gerektiği için orası için de içerikler üretiyoruz. Restoranlar zaten hem ocakbaşı hem mükellef iyi gidiyor ikisi de. Onlarla uğraşıyoruz. Spor da yapıyorsun. Yine bisiklet var. Spor hayatın. Yapıyorum evet. Çokça yani, bir bölümde görüyorum da. Bu yaz çok bisiklete bindim. Bayağı. Bak sana şöyle bir rakam vereyim. Şeyden bilgisayardan, yol bilgisayarından baktım. Ocak, Şubat ve Aralık ayında hiç binmemişim. 3 ay. 3 ay hiç binmememe rağmen bu ay bindiğim toplam mesafe 6000 kilometre. 5987. Yani 3 gün içinde bir 13 kilometre daha binersem 6000 kilometre yapıyorum. Oo bayağı iyi. Bayağı iyi. Ki yani Ocak, Şubat hiç binmedim havalar soğuk diye. Hı hı. Bu ayda hiç binmedim. Bu aylarda daha çok salonda antrenman yapıyorum. Kuvvet antrenmanı, kondisyon antrenmanı. Hı. Ama güne erken başlıyorsun ve hayatın içinde hep spor var. Benim siz günüm 6'da başlıyor. Yani 6'yı 5 geçe kalkarım. 6.45'te spor salonuna giderim. 8.30'a kadar salonda olurum. Ondan sonra işte giyinirim, duşumu yaparım. Ondan sonra da güne başlarım. Çok önemli bir disiplin aslında. Yani çok erken kalkıp bunca yoğunluğun arasında. Yani dolayısıyla yapmayanlar için her şey bahane. Yani bu şöyle bu şunun gibi bir dünya açıkçası. Hani çok yoğunum yemek yapamıyorum bahanesiyle çok yoğunum spora gidemiyorum bahanesi aynı. İşte ben. Kendisi yemek de yapmıyor. Spora da gitmiyor ama maşallah. Sürekli yiyor. Fitliğini koruyor yani. Teşekkür ederim ya. Ama ya ben de tabii bir süre sonra koruyamayacağım gibi gözüküyor. Spora ben ara ara gidiyorum yani şöyle yaza doğru. Ha, yaz öncesi. Tabii. Nisan'la Temmuz arası. Yaptığım zaman devam ediyorum ama bir bıraktığım zaman da başlamakta zorlanıyorum. O zaman şöyle bir anlaşma yapalım seninle. Bu seninle geçmişimizden bugüne yaptığımız 3. röportaj evet. Değil mi? 4. röportajda mesela böyle acayip bundan sonra hayatıma kaslı sporu... geliyorum değil mi? Yok bundan sonra hayatıma sporu soktum falan diye. Onu çok düşünüyorum. Ya bir de sonuçta yaş ilerledikçe insana da ihtiyaç oluyor diye düşünüyorum. Gerçekten öyle. Peki. Yani. Tamam sen nasıl biliyorsun öyle yap. Ben aynen kabulüm. Öyle. Ama ben spor. Dediğim gibi 6'da kalkıp sporla güne başlayınca kendimi acayip fit hissediyorum. Yani şey gibi oluyorum. Spor yapmadığım zaman yavaş yavaş biten bir pil gibiyim. Günün böyle saat 4'ten 5'ten sonra yavaş yavaş böyle yorulmaya başlıyorum. Spor yaptığım zamanlarda akşam saat 10'a kadar böyle alkali pil gibiyim. Hiç böyle yorulmuyorum, hiçbir şeyim yok. 10.30 küt diye pil bitiyor ama uykum geliyor. Zaten. İnanılmaz dinç oluyorsun ama evet, spor yani, sayesinde. Evet, spor kesinlikle. Sayesinde dinç oluyorum. Kesinlikle, öneriyoruz. Öneriyoruz, herkes spor, spor yapsın. Spor yapın, aynen öyle. Bu arada önlüğü de görüyorum. Onu da seyircilerimize evet. Göstermek istiyorum. Gösterelim çünkü bu güzel bir önlük. Çok güzel. Bunu sağ olsun benim Galatasaraylı olduğumu bilen bir izleyicimiz yapıp göndermiş. Acayip de cici. Çok fazla da kirletmekten korktuğum için giymeye kıyamıyorum. Böyle duruyor yani. Ama güzel. Bayağı çok güzel hediye olmuş. İyi çalışmış yani şey olarak helal olsun. 4 yıldızlı filan. Güzel bir hediye yani. Mutfağa giren tabii ki birçok kadın, erkek, birçok kişi var. Galatasaray ise ne güzel. Önlüğümüzü takar, yemeğimizi yaparız. Beyler eşlerini alabilirler bunu bak. Tam güzel gerçek hediye bir hediye. Olur. Bir tak bakayım yakışacak mı sana? Bakayım takayım. Bakalım. Yani.
Hani böyle eğer alır da evde eşinize götürürseniz bakınız böyle giyer ve... Evet, böyle giyer. Şu anda bir de yemek yapma şevkim de geldi. Varsa malzeme hemen devam edin. Her şey bittikten sonra gelen yemek yapma şevkini... Tabii. Tebrik ediyoruz. Takdir ediyoruz, takdir aynen ediyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Şunu ben vereyim kirletmeden tabii ki. Çok güzelmiş gerçekten. Kim getirdiyse, verdiyse emeklerine sağlık diyelim. Vallahi evet, bayağı oluyor yani, yeni değil o, epey oluyor onu gönderili. O yüzden şu anda bugün, tam hatırlayamıyorum ama bizim okuyucularımız, takipçilerimizden biri yolladı. Bugün ama hazırlıklı gelmişsin. Bir taraftan da bizim geçen sene getirdiğimiz hediye de var. Evet. Uğurlu geldi mi, nasıl geldi? Geldi tabii yani, baksana bu sene güzel transferler, Fatih Hoca geri döndü. Tribüne coşku geldi. Bakalım bu sene, inşallah bu sene şeyini göreceğiz. Herkesin kendini hazır tutması gerekiyor ki bu anlamda örnek de Yasin Öztekin'dir. Ya ona inanamıyorum. Yani hakikaten sürekli oyuna girdiği zaman da ekstra katkı veriyor. Tabii. İlk 11 başladığı zaman da elinden geleni yapıyor. Yasin kadar ben ilginçtir Sinan'ın da çok önemli bir gol şansı ve daha doğrusu bir gol güdüsü olduğunu düşünüyorum. Yani direkt en uç noktada oynamasa dahi, hani biraz daha tabii, forvet arkası kenarlarda oynuyor olsa dahi, ters kanattan yapılan bindirmelerde öyle iyi yerlere girip koşullar yapıyor ki seken topu kendisi bitiriyor. Bazen ön direk, bazen arka direk. Yani bu o mevkide oynayan bir oyuncu açısından çok önemli bir artı puan. Yani çünkü o mevkide oynayan oyuncular evet top taşır, adam geçer, adam eksiltir, kenarları inip orta yapar. Yapar. Bunlar beklenen şeyler. Bir de bunun üstüne skor yapabiliyorsa o da çok artı bir değerdir. Efendilikte maçlar devam ediyor mu? Efendilikte maçlar devam ediyor. Bu sene iki maça gidebildim ben sadece. Hmm. Yani koskoca bir sezonda. Bilmeyenler için onu da hızlıca bir şey yapayım. Efendilik 11'er ligden 3 hakemle gayet offside kuralının falan da uygulandığı profesyonel olamayan bizim gibi heyecanlı arkadaşların gidip de oynadıkları bir lig. Ben bizim takımın en yaşlısıyım. Fakat geçen gün bir yemeğe geldiler. Hep beraber oturduk arkadaşlarla, sohbet ettik falan. Dediler ki abi Küçek çok kendini paralıyorsun yani. Dedim ki benim spor yapma anlayışım bu. Hani ben çıktım mı oynamak için çıkarım. Sonuna kadar mücadele. Evet, sonuna kadar mücadele ama işte hani artık yaş 25 olmadığı için böyle sırtın ağrıyor, bacağın çekiyor, işte bileğin burkuluyor, bilmem ne yapıyor filan. Biraz daha kontrol olmak lazım. İkincilikte söz verdim, daha çok gelmeye çalışacağım. Bir de beni sağ olsun santrafor oynatıyorlar. Biraz da gol atarsam fena olmaz yani. Atıyor musun peki şimdiye kadar? Gerçi az gitmişsin ama. Yani geçen sene galiba 6 maç mı, 7 maç mı, 8'den fazla oynamadım. 4 gol attım. Fena İyidir. Değil. Değil mi? 6 maçta 4 gol. 42 aynen, yaşında bir santrafor için hiç fena değil yani. Bu arada burnuma da çok güzel kokular geliyor. Bak, olmuş bak mu? Oluyor oluyor, yavaş yavaş üstü böyle hafiften renk alıyor. Birazdan çıkarırız bunu. Oh şahane. O zaten o peynirin kenarlardan taşması. Özellikle bol bol koyduk ki böyle kenarlardan taşsın. Çıkardıktan sonra artık başka bir şey yok, koyacağımızı yok, koyduk zaten. Yiyeceğiz. Bitti, bitti bu kadar. En tamam, güzel bölüme geçeceğiz yani. Ama çok da keyifli yaptık yani, bu tarifi ben deneyebilirim. Ali sen de denersin diye düşünüyorum değil mi? Kolay Ali yapar mı? Ali yapar bence. Yapar mısın Ali? Atıyorsun. Gerçekten mi? Attı, kesin attı. Yani kesin attı. Ne, kaç tane yemek yaptın ki bugüne kadar evde mesela? Tamam işte makarna, al sana makarna. En azından daha böyle hareketli makarna. Hızlı hızlı, bence çok güzel. Çok iyi, çok lezzetli olacaktır diye düşünüyorum. Stada da gel o zaman, seni bekliyoruz. Tamam, geldiğim zaman geldiğinde, bu sefer evet çat kapı geleceğim. Tanrı misafiriyim ben, yorum yapmaya geldim, açın beni. Yorum yapmaya geldim, seve seve tabii ki yayınımızda da alırız. Ben yani hem camia hem taraftar, oyuncular da bence çok istiyorlar bu sene ve onu hissedebiliyorsun. Ya spor çok ilginç, yapan yani oynayanların daha çok anlayabileceği bir duygu bu. Bazen koklayabiliyorsun bunları. Yani var olan genel ortamdan şunu koklayabiliyorsun. Yani bu sene şampiyonluk hiç hayal değil. Hatta hiç uzak da değil. Sadece birkaç takım arasında küçük 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 farkların oluşturacağı o ayrıntılar belirleyecek şampiyonu. Biraz daha konsantre olursak bence çok rahat şampiyon olabiliriz. Önümüzde de çok bir engel kalmaz. Pişti mi makarnamız acaba? Hadi pişti benim, çıkartalım. Evet. Görüntü nasıl? Şahane. Çıtır çıtır da duruyor üstü. Çok bak, güzel. Bak. Oh. Hafif peynirler de erimiş. Böyle siz kenarlardan bir de kokusunu duysanız. Of. Tanınanın. İşte bu. Şipşak. Yani aslında çok rahat, hani böyle çok pratik ve çok lezzetli. Yani uzun uzadıya böyle acayip
zor ve yoğun tarifle bak, kenarlarından da akıyor. Bunu böyle sofraya getireceksin. Biraz soğuduktan sonra dalıp yiyeceksin. Soğumadan. Dalalım. Soğumadan. O cesaretin varsa kenarından şöyle hafif bak, üstü çıtırdır böyle. O şahane. Oh. Bir de bunun şöyle bir güzelliği vardır. Doğru bir yerden alırsan bu böyle uzar. Şimdiki uzamadı ama. Çok yanacaksın, dikkat et. Önce üflüyoruz. Bol aç bol. Gözlülüğümüzden hemen. Çok güzel. Bak. Kokusunu ohoho. Ben yanmadım. Ben çok aldım. Kurtulmuş domates acayip güzel bir tat veriyor. Kesinlikle öyle. İnceden. Onun tadı da belli. Ellerine sağlık. Sohbetin içinde ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. İyi ki geldin. Beni konuk ettiğin için mutfağında. Özellikle burada olmasını istedim. Çünkü yıllar önce de bir kurabiye yapmıştık. Çok lezzetli ve çok güzel olmuştu. Geçen sene de normal sohbetimizi yaptık. Bu sene yine mutfağa gelelim dedim. Kendimizi geliştiriyoruz. Geçen sefer kurabiye yaptık. Bu sene bunu yaptık. Bir sürü sefer belki bir menü yaparız. Oo, süper, şahane olur. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Ben teşekkür İnşallah ederim. İnşallah bu muhabbeti sezon sonunda şampiyonlukla taçlandırırız. İnşallah. Sana katılıyorum. Çok teşekkürler tekrar. Değerli izleyiciler, Sarayın Yıldızları'nı bu leziz programla noktalıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.